Merhabalar Gümrük TV izleyenleri. Gümrük ve lojistik sektörünün tedarikçisi Bilojin'in hazırlayıp sunduğu turnuva özel programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu artık çok uzun süredir büyük bir hevesle yürüttüğümüz turnuva heyecanının sonuna geldik. İnanılmaz bir hafta sonuydu bizler için. Şampiyonumuz belli oldu. Tabii her turnuva özel programında olduğu gibi şampiyonluk maçı sonrasında şampiyonumuz ve diğer finalistlerimiz bizim konuklarımız oluyorlar. Dilerseniz konuklarımı hem stüdyoda bulunan hem de stüdyoda bulunamayan konuklarımızı takdim edeyim. Değerli hocam Hakan Ülker bizlerle birlikte. Gökboran'ın lojistik müdürü, gümrük lojistik müdürü Hakan Lobuk bizlerle birlikte. Ve Hilal Trans yöneticisi Uğur Asan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Önce Uğur Bey'den başlayalım biraz daha uzakta. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ya Hakan abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Hakan ederim. Bey, organizasyon. Buyurun buyurun buyurun. Yok, lütfen. Sesim geç geldiği için anlaşmamız yanlış oldu. Arkadaşlara da hoş geldin diyorum. Hem Hakan Labut Bey'e hem de Hakan Hocama hoş geldiniz diyorum tekrardan. Peki o zaman dilerseniz Hakan abi şampiyonla başlayalım. Hilal Trans'ta biraz konuşalım. Ya Uğur Bey, bizim için önemli olan turnuvanın ne anlama geldiği ve şirketinizde nasıl bir etki yarattığı. Tabii şampiyonluğun hikayesini de mini ölçekte sizden dinlemek isteriz. Şirketinizde yarattığı heyecanı duymak istiyoruz özellikle. Organizasyon tarafında bizim kupamız da bu. Rica etsem. Buyurun. Tabii. Öncelikle organizasyonun amacı bizim için kesinlikle dostluk turnuvasıydı. Lojistik sektöründe arkadaşlarımızla birleşme fırsatı bulduk. Yeni arkadaşlar tanıdık. Çok memnun olduk. O yüzden organizasyonun asıl amacı bizim için pekiştirdiğimiz dostluklardı. Onun haricinde final maçına kadar her zaman bizi destekleyen ekibimiz, arkadaşlarımız, yöneticilerimiz oldu. Final maçında da geldiler ve yerinde bizi desteklediler. Gerçekten kupayı alacağımıza inanıyorduk. Çok iyi mücadele etti takımımız. Uzun zamandır hazırlanıyorduk. Maç maç hazırlandık. Her maç öncesi maç toplantıları yapıp rakip analizleri yaptık. Karşı tarafı rakibe karşı alabileceğimiz önlemler üzerinde düşündük. Onları bozabilmek için oyun içerisinde neler yapabileceğimizi düşündük. Saha içerisinde yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Sonuçta da arkamda görmüş olduğunuz kupayı aldık. Yönetim kurulumuz tarafından tebrik aldık. Tebriklerimize devam ediyor. Sevinçliyiz, mutluyuz. Yani pazartesi sabahına uykusuz geldik hepimiz. Ama değildi, uzun bir süreçti. Tüm süreç boyunca bize destek veren başta yönetim kurulu başkanımız Şerafettin olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Takımıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma. Gerçekten bir takım olduk. Departman olarak farklı departmanlarda çalışan arkadaşlarımız kaynaşarak daha fazla motive oldular. Hem şirket içerisinde. Ayrıca şirket dışında Çoban Tur, Ekol, Oregon, Gökbora, Aspir oynadığımız bütün takımlarda yeni arkadaşlar, yeni dostlar edindik. Yeni meslektaşlarımızla tanıştık. Bizim için organizasyon aslında bunu ifade ediyordu. Saha içerisine gelecek olursak da uzun zamandır hazırlanıyoruz. Söylediğiniz gibi sizin de ilk başvuran takımlardan biri biziz. Turnuvanın başlaması uzun sürdü. Bu dönem içerisinde hazırlıklar yaptık. Kadromuzu oluşturduk. Daha sonra maç maç gittik. Grup maçlarında beraberlikle başladık. İkinci maçımızda ilk galibiyetimizle tanıştık. Üçüncü maçımızda da hatta bir mağlubiyet görmüştük. Bize inanmayanlar oldu ama biz saha içerisinde kendimize inanıyorduk. Şampiyon olacağımıza da inanıyorduk. Maç maç gittik. Maç öncesi takım analizleri yaptık. Nasıl oynamamız gerektiğini, rakibi nasıl şekilde karşılamamız gerektiğini düşündük ve onları sahaya yansıttık. Her maç öncesi maç toplantıları yaptık. Maç sonrası maç toplantıları yaptık. Adım adım geldik. Sonuçta da kupayı evine götüren taraf biz olduk. Mutluyuz. Cumartesiden beri sevinç gösterileri var. Biraz uykusuz geldik bugün işe. Ama sağ olsunlar. Onlar da bizim mutluluğumuzu paylaşıyorlar. Zaten maçın bitimi düdüğüyle beraber soyunma odasında yönetim kurulu başkanımız Şerafettin Aras beni arayarak bütün futbolcuları tek tek tebrik etti. Ona da çok teşekkür ediyorum.
Mutluyuz. Böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için mutluyuz. Kazandığımız için ayrıca mutluyuz. İnşallah tekrar yine görüşmek isteyeceğiz bütün arkadaşlarımızla. Organizasyon bitmemiş olsa dahi bile yine Hakan'la Butu Hocam'la biz görüşeceğiz. Görüşüyoruz da sürekli. Organizasyonun bana kattığı en büyük değerlerden biri Hakan'la Butu Hocam. O yüzden ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum Erdem Bey. Valla teşekkür ederiz. Harika bir süreçti. Hakan Hocam'dan da, Hakan Lobut'tan da dinleyelim konuyu bakalım. Gökbora gerçekten yani Gökbora tamam ama turnuva fikrinin ortaya çıktığı günden itibaren Hakan Lobut gerçekten bu turnuvaya çok emek veren insanlardan bir tanesi. Onun için ben özel olarak teşekkür ediyorum abi sana. Gerçekten bu turnuvanın vücuda gelmesinde çok büyük emeklerim var. Çok teşekkür ederim. Bizler de size çok Şimdi de teşekkür alalım. ederiz. Evet, bizler de size çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yapı, organizasyon, dört dörtlük. Tabii sporun olduğu her yerde biz Göpor'a varız diyoruz. Sizin emeklerinizi göz ardı edemeyiz. Hakan Üstad, gözükmeyen kahramanlar, kameraman olsun, işte hakemlerimiz olsun, kamera arkası, montajlar. Buradaki tüm ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hidan Trans'ı da tekrardan buradan şampiyonlukları için tebrik ederim. Hak ettiler sonuna kadar. Ben de tekrar hani Uğur Bey'e şöyle bir cevap vermek istiyorum. Ben de Uğur Bey gibi çok özel bir insan tanıdığım için çok mutluyum. Uğur Bey ve Uğur Bey gibiler hani Çoban Turu'da olsun, diğer firmalarda olsun arkadaşlarımız hepsi birbirimize pekiştik. Güzel bir dostluklar, güzel arkadaşlıklar edindik. Umarım gelecek sene organizasyonda yine hep birlikte daha güzel bir organizasyonda, daha güzel bir kaynaşma ortamında yine bir araya geliriz. Umarız, umarız. Yani Hilal Trans'ta Gökbora'da gerçekten orada da söyledim. Burada da söylemiş olayım. Yani geçen hafta da söyledik galiba. Peş peşe kaydolan ve ilk kaydolan iki takım ne tesadüftür ki hakikaten final oynadınız. Yani çok isteyen iki takımın finalde olmuş olması. İşte turnuvanın organize edildiği süreçte bazı antrenörlere ricacı olduk. Yani hani buyurun turnuva falan filan ama siz genel yani kendi isteğinizle katılmış oldunuz hem Hilal Trans hem Gökbora. Dolayısıyla bu kadar istekli iki takımın final oynaması bizi ayrıca mutlu etti. Final maçı da bence finale yakışır bir maçtı. Uzun süre beraberlik, uzun süre iki takım birbirini tarttı. Gayet makuldü. Sonradan tabii ki Mustafa Gökçe faktörü devreye girdi. Mustafa Gökçe'yi de buradan ayrıca tebrik ediyorum. Turnuva boyunca hem centilmen duruşuyla hem attığı şık gollerle bizlere seyir keyfi bıraktı sağ olsun. Onu da ayrıca selamlarımızı göndermiş olalım. Hakan Hocam sana dönmek istiyorum. Bu turnuvalarda en çok zorlanan durum, en çok zorlanan kademe Hakan Hocam. Çünkü turnuvalarımızın değişmez komite başkanı kendisi. Bir sorun olduğunda ben hemen yazıyorum. Hakan Hocama yazabilirsiniz diye kenara çekiliyorum. Ondan sonra Hakan Hocam uğraşıyor. Hocam nasıl buldun? Bir de sen bana hocam deme diye Estağfurullah uyarmıştın abiciğim. beni. Estağfurullah abi, şöyle söyleyeyim. Geçen hafta da konuştuk. En çok isteyen, ilk kayıt yaptıran bahsettik zaten geçen haftaki programda da. Gerçekten adına yakışır bir final oldu. Bu bizi mutlu etti. Orada ambiyans, atmosfer, seyirciler, işte yer yer zaman zaman meşalelerin yakılması, işte bayraklar, bunların hepsi çok güzel bir ortamdı. İstediğimiz havayı yarattık diye düşünüyorum zaten. Yani en baştan beri sizin fikriniz öyleydi abi, öyle söyleyeyim. Maça gelecek olursak da Hilal Trans yani rakibini çalışmış, çok çalışmış belli. Bayağı çalışmış çünkü Gökbora'yı hani tabiri caizse kilitledi diyebiliriz. Yani paslaşıyorlar, ileri sonucu alamıyorlar bir türlü. O konuda rakibini iyi çözümlemiş diyebiliriz. Gökbora'da da çok büyük bir heyecan vardı diye o finalin vermiş olduğu. Bunu bir önceki finalde de konuşmuştuk. Bazı durumlarda heyecan güzel bir şeydir. Ama o heyecanı yönetemezseniz Evet. ister istemez sahada o stresle birlikte sonuç alamıyorsunuz maalesef. Ama en güzel yanı nedir diye sorarsanız
Yani hem üçüncülük, dördüncülük maçında da, hem final maçında da, hepsinde de çok güzel bir dostluk maç havasında geçti. Yani bir final müsabakası demeyeyim ben buna. Sanki aralarında arkadaşça bir maç yapıyormuş gibi. Bu da bizi sevindiren kısım oldu. Maçtan sonra birbirlerini tebrik ettiler. Hatta maç esnasında onu özellikle belirtmek istiyorum. Maç başlamadan önce Gökboro'dan Hakan Türk geldi. Hakan Bey, bir önceki maçta biliyorsunuz köprücük kemiği kırılan arkadaşımız vardı, Davut Bey. Ona ulaşmaya çalıştım dedi. İki haftadır ulaşamıyorum. Çok üzülmüş. Yani ikili mücadeleydi. Herhangi bir durum da yoktu. Düştü, kendi yaptı. Hala içinde o üzüntüyü hissediyor. Arkadaşını... çok iyi yapmışsınız. Hani buydu yani. Dostluk fair play çerçevesinde geçti. Ben özellikle iki finalist takımı da tebrik ediyorum. Hilal Trans'ta şampiyonluğunu buradan tekrardan kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha güçlü bir şekilde katılıp daha iyi yerlerde olursunuz diyorum. İnşallah. Ben programdan önce de Hakan abiye söyledim. Dedim ki yani neden Enes'te başlamadın? Çünkü geçen hafta biliyorsun tatsız bir hikaye vardı. Enes'in değerli abisi vefat etmişti, rahmetli olmuştu. Hani biraz morali bozuk mu diye. Enes çünkü şey bir çocuk, yani ayağında top tutabilen, oyunun şeyini değiştirebilen bir çocuk. Oyunun gidiş yönünü değiştirebilen bir çocuk ve Umutcan'la da çok iyi anlaşıyorlar bence. Evet, evet. Yani orada şey olabilirdi. Daha skor böyle daha 1-1, 2-1 yine son dakika golüne kalmış olabilirdi. Evet, olabilirdi. Aslında şöyle, Enes maça çıkmamıza 40 dakika kala yanıma geldi benim. Ben hani sakın benim hani demoralize olarak düşünme. Hakan Bey dedi hani oynayabilecek durumdayım. Biz de ama bütün çalışmalarımızı mevcut hani planladığımız kadroya göre yaptık. Taktik çalışmaları, işte rakibi nasıl kitleriz, nasıl çözeriz gibi durumlarda. Burada Enes'in aslında bana böyle bir isteği vardı. Olmadı. Tabii yani futbol bu ya. Evet, bu şey, evet. Sonuç itibariyle iki sonuçlu, üç sonuçlu bir oyun abi. Ben evet, evet, öyle. Şey, maçtan sonra konuşmak bize kolay. Tabii ki. Tabii. Yani biz kolay taraftayız. Sizler yani hem Uğur Bey hem sen birazdan sorumluluğunu sırtına almış insanlarsınız. Onun için senin gördüğün daha doğrudur yani. Bu müsabakada şey vardı, çok özür dilerim. Yani Gökboro'da bir heyecan, o hissediliyordu sahada. Çok fazla hem tribünlerde hem sahada çok fazla hissediliyordu. Sanki Hilal Trans biraz daha sağ, bir tık daha sakindi. O heyecanı yönetebildi diye düşünüyorum. Bir de son vuruşlarda biraz sıkıntı oldu. Birkaç arkadaş... Hakan abi de gidip söyledi zaten ya, şunu alsak mı bunu alsak mı diye. Yok dedi, işte koşuyor sadece, son vuruşları iyi değil dedi. Hani pres yapılsın diye 1-0 geriye düştükten sonra o süreci yönetmek biraz zor oluyor tabii, stresle. Bir de dakikalar geçtikçe stres artıyor. Şimdi, gerçekten bizim oyuncularımızdan birkaç tanesi ayaklarını, top ayaklarına gelince ayaklarını titrediğini gördüm. Gerçekten çünkü normal şartlarda alıyor topu, sürüyor, çok iyi çalımla atabiliyor. Bu maçta inanılmaz derece bir heyecan vardı. Bunu görebildim ben resmen. Bu arada eklemek istediğim bir şey var. Tabii Uğur Bey'le sürekli konuşuyoruz. Erol Çığır arkadaşımız da hani ciddi bir problem olmadığını öğrendim kendisinden. Evet. Bu benim için de... Oraya da gelecektik. Benim için de, organizasyon için de çok sevindirici bir haber. Çünkü biz ve sizler, hepimizin birinci arzu ettiği şey mümkün olduğunca sakatlık olmaması yönünde. Bu bana gelen en büyük bir haberdi, en güzel haberdi. Umarım hani bu şekilde devam eder. Uğur Bey iyi mi şimdi, Erol arkadaşımız? Yani. Evet, kendisiyle maç sonrası hemen hastaneye gittik. Röntgen çektirdik, herhangi bir şey çıkmadı. Dün de yine tedbir amaçlı MR'a girdik. Orada da bir şey çıkmadı. Ağrısı ve kasel ezilmesi var. Biraz dinlenmesi lazım. Zaten bayram önü de dinlenmesi için kendisine de izin verdik. Çok şükür çok önemli bir şey yok. Yakın zamanda o da aramıza dönecek. Hakan Hocam da, Hakan Labut abim de, abim demek istiyorum gerçekten kendisine. Hakan Labut da beni aradı. Öncelikle Erol Bey'in durumunu sordu. Çok ince düşünceli bir birisi kendisi. Maçtan önce kendisiyle çiçek verelim mi diye aramıştım. Çok hoş karşılamıştı. Karşılıklı maç başlamadan önce çiçek takdim edilmesini. Teşekkür ediyorum tekrardan Hakan Bey. Bizler size teşekkür ederiz. Ben valla yani programın başında söyledim, hani dozunu kısarak söyledim. Bazı şeyler abartılarak anlatılır ya, ben dozunu kısarak söyledim. Hakan abinin bu turnuvaya katkısı hakikaten yani konuştuğumuzun çok üstünde, çok emek verdi sağ olsun. Herkesi aradı, bütün takımları işte yani gelin şöyle böyle falan diye. Vakti, onun bu şeyini, hakkını ödeyemeyiz yani. Onun için bizim için
Sizde nasılsa bizde de yeri ayrı Hakan Lobut'un. Teşekkür ederim. Gök Bora tabii bir kenara ama Hakan Lobut da bizim için ayrı bir yerde. Bir de Hilal Trans'ı konuşmak istiyorum. Tabii maç bitti ama sonuç itibariyle bak benim dikkatimden kaçmayan tek şey uzun süre oyuncu değişikliği yapmadınız. Yaklaşık bir 30-35 dakika sanırım ikinci yarının başlarında falan yaptınız ya da biraz daha ortalarına doğru. Bunun nedeni neydi yani takım oturdu şeyi ritmini buldu diye mi yoksa taktik strateji gereği böyle bir şey miydi? Söylediğim gibi her maç öncesi cuma günü tüm takım olarak toplanıyoruz. Önce as kadroyu sonra yedek kadroyu sayıyorum ve oynanacak maçtan bahsediyoruz. Aslında bunu da kendi aramızda ortak fikirle yapıyoruz. Herkesten fikir alıyorum. Daha sonra benim söylediğimi herkes uyguluyor ve onaylıyor. O yüzden kendi içimizde de çok pekişmiş bir ek takımdık. Son 10 dakika değişiklik yapacağımız maç başlamadan önce de belliydi. O bir taktikti. Yorulacak arkadaşlar olacaktı. Onların pozisyonlarını değiştirecektik. Orta sahayı defansa çekip bekleri orta sahaya almak gibi, orta sahayla forvetin yerini değiştirmek gibi. Maç içerisinde rakibin ne yaptığına bakarak aslında biraz da oynuyoruz. Umutcan Perem'in ne kadar tehlikeli olduğunu soldan içeriye bindirip ortadan ceza yayının diğer arka tarafına yüksek top atacağını biliyorduk. Burak Deniz 9 numara. Burak Deniz Evet. Evet, evet doğru. Hava topu hakimiyetini biliyorduk. O yüzden onun için bir uzun stoper bıraktık. Orta sahada top kazanabilmek için yine çeşitli hamleler, adımlar yaptık. Yani rakibe çalıştık. Hakan hocamın da söylediği gibi gerçekten rakibe çok çalıştık. Neler yapacaklarını tahmin ediyorduk. Biz aslında diğer iki maça bakarak skoru daha erken yakalayabiliriz diye düşünüyorduk. 1-0 bizim için öyle kolay bir dönüşü olabilecek skordu. Çünkü biz Gökboran'ın 2-0'dan maçı çevirip ekolü elediğini biliyoruz. Oregon maçında, özür diliyorum, sonraki ikinci maçlarında Çoban Tur maçında son saniye golüyle tur atladıklarını biliyoruz. Biz bitti demeden bitmez gibi bir havaları vardı çünkü gerçekten. Bir fark hep çekinceliydi. Bir farkta da beraberliği yakalama fırsatları buldu. Bizim kaleci son anda çıkardığı bir pozisyon vardı. Son 5 dakika kala. Evet. Mesela orada maç, o gol olsaydı gerçekten maç uzatmaya gidebilirdi. Sıkıntıya da düşebilirdik. Ama akabinde hemen bir değişiklik yaptık. Oyuna ben girmiştim. Toparlandı takım arkadaşlarım diyeyim, beni gördükleri zaman. İkinci golü bulduk. O zaman da zaten artık sürede kalmamıştı. Şampiyonluk yolu için başından sonuna kadar bir zaten video hazırlıyoruz. Şampiyonluk yolu videosu. Bütün takım arkadaşlarımız içerisinde olacak. Uzun bir süreçti, 5 aylık bir süreçti bizim için. Turnuva başlamadan çok önce hazırlıklara başladık. Her hafta halı saha maçları yapmaya başladık. Yağmurda, çamurda, karda geldiler. Neden gidiyoruz diyen olmadı gerçekten. O yüzden 15 kişinin 15'i de şampiyondur diye gözüyle bakıyorum. Her zaman da aynı şeyi söylüyorum. Oynayan, oynamayan, saha içinde olan, dışında olan, dışında olup katkı veren Zeynel arkadaşıma buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Squad ekibi gibi tüm rakibin Instagram hesabına kadar araştırıp bize kimin nerede nasıl oynadığını anlatan, gerçekten verdiği veriler çok ihtiyacımız oldu. Tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. Takım olarak buraya geldik. Takım olarak da kupayı kaldırdık. Hilal Trans'ın da en güzel yerine koyduk. İnşallah bir dahaki turnuvada da yine aynı şekilde devam ederiz. Harika, çok mutlu oldum. Bu şampiyonluk yolu videonuzu, özellikle maç dışındaki videoları, soyunma odası videoları bizimle paylaşırsanız bizim de şampiyonluk yolu diye bir videomuz olacak sizin için. İkisini de meç ederek daha böyle bir hani daha hikayeyi eninden son boyuna anlatan bir video olmuş olur. Daha da güzel olur diye düşünüyorum. Size armağanımız olsun şampiyon takıma. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Maçın gidişatında Erdem abi hep geriden geldi Gökbara son 2-3 maçta. Ve o ilk yarılarda çok erken dakikalarda oyuncu değişikliği yaptılar. Şimdi bu maçta aynı şekil yapınca ben o an dedim ki herhalde gene dönüyor. Bir totem gibi bir şey oldu herhalde. Yani bir değişiklikler oldu gene orada. Herhalde dedim çözdüler geliyor diye. Onu da konuştuk hatta kenarda. Niye çıktınız, niye ettiniz diye. Bunların hepsini orada sohbet ettik. Ama gerçekten hem Hilal Trans'ın kalecisi gerçekten hani bir iki hani maçın dönüm noktası diyebileceğimiz kurtarışlar yaptı. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer 1-1 olsaydı az önce Uğur Bey'in de dediği gibi psikolojikman işte biz bitti demeden bitmez o psikolojiye kapılacaktı. O da bir heyecan yaratacaktı. Ama ikinci gol gelince artık rahatladılar.
Ondan sonra zaten müsabaka siz de bıraktınız yani o dakikadan sonra. Şampiyonluğun maçını konuştuk. Yani Gökbora Hilal Trans maçını. Bir de dikkatimizi çekmesi gerektiğini düşündüğüm Oregon Çoban Tur maçı var. Üçüncülük maçı. Çoban Tur turnuvamızın üçüncüsü oldu. Oregon'da hak ederek turnuvamızın en gentleman takımı oldu. Bu noktada yani Çoban Tur'la Oregon'a da birer parantez açmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten onlar da turnuvada son derece gentleman ve son derece teknik mücadele ettiler. Oregon'un final oynayacağını çok inandığını biliyorum. Çünkü iyi bir takım onlar da. Çoban Tur da keza öyle. Çoban Tur'la hafta içinde hafta sonunda maç sahasının kenarında konuştuk yani sizin final maçının devamında. Ya burada biz oynamalıydık falan filan dedim. Yani demek ki yeterince iyi değilmişsiniz yani o iyi takımlar orada falan. Ama çok değerli arkadaşlıklar edindik. Evet. Gerçekten orada da işte Bahadır Köksal ismini hatırlayamadığım diğer arkadaşlar beni bağışlasın. Hakikaten hepsi çok önemli. Değerli, evet. Oregon'dan işte Habil kardeşimiz var, Mazlum var. Yani bir sürü dostumuz, arkadaşımız var ama bazen işte böyle isimler öne çıkıyor oyunlarda. Onları tekrar ederek de aklımızda kalıyor. Senden bir şeyler istiyoruz abi. Bir şeyler de sen söyleyebilirsin. Yani şimdi evet şöyle ben buradan Selçuk Bey'e bir mesaj göndermek istiyorum. biz Oregon'da gerçekten karşılaşmak çok isterdik. Gerçekten hani İlhan Trans, Çoban Tur gibi onlar da aslında güçlü bir ekip. Evet. Onlarla biz çeyrek final yarı final oynamak çok isterdik ama nasip olmadı ama buradan Selçuk Bey'e sesleniyorum. Bir dostluk maçı yapabiliriz kendileriyle. Gerçekten çok saygılı, çok sevgili insanlar. Onlar da çok kaliteli insanlar. Çoban Tur'la da hani çok güzel bir müsabakamız oldu. Çok güzel bir organizasyondu. Şöyle biz mutluyuz Gökbor olarak. Yönetimimiz bizi çok tebrik etti bu konuda. Hani soyunma odamıza geldi patronumuz. Siz benim için gönüllerin şampiyonusunuz dedi. Bu bizi en mutlu eden şeydi. En güzel de gerçekten Uğur Bey'in dediği gibi katılıyorum kendisine. Çok iyi bir dayanışma arkadaşlık oldu firmalar arasında. Bunun bir sonraki organizasyonlarda daha da faydalı olacağına, daha da üstüne katacağına inanıyoruz. Oregon'la iki defa karşılaştık. Hem grupta hem de yarı finalde. Oregon gerçekten çok iyi bir takım. Onlarda da Mazlum Bey var. Kendisiyle de dost olduk yine bir turnuva sayesinde. Habil'i tanıdık. Habil gibi genç, parlak bir arkadaşımız var. Çok da iyi bir oyuncu. Gerçekten saha içinde ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Oregon'un biz de gerçekten finali çıkacağını düşünüyorduk. Çünkü grupta 3'te 3 yapmışlardı. Biz de oynayana kadar. Oregon'un şanssızlığı belki de Hilal Trans'a iki defa denk gelmiş olmasıydı. Yoksa ben finalde bekliyordum onları. İyi bir takımlar, iyi bir ekipler. Kısmetse tekrar da karşılaşmak, onlarla beraber oynamak isteriz. Çoban Tur'a bir parantez açayım. Çoban Tur'da zaten eskiden Hilal Trans'ta çalışan Bahattin Güven Akbulut, Yasin Mavi bunlar bizim eski arkadaşlarımız. Birlikte çalıştığımız takım arkadaşlarımız. Daha sonra Çoban Tur'da idiler. Orada forma giydiler. Orada Köksal ve Bahadır gibi yeni arkadaşlarımızı tanıdık, gördük. Çoban Tur aslında bizi grupta yenen, yani turnuva boyunca yenen tek takım Çoban Tur'du. Çoban Tur'un da takımı çok iyiydi. Gerçekten çok iyi ayağa pas yapıyorlardı. Onların da Gökbora'nın onları elemesine gerçekten biz de vay be dedik. Gökbora Çoban'ı yendiyse sıkıntılı olacak dedik final maçı. Hakikaten bizim maçta da iyi oynadı Gökbora. Gerçekten çok iyi oynadılar. Yani Çoban da Oregon'da gerçekten finali hak eden iki iyi takımdı. Onlarla da tekrardan oynamak isteriz. Önümüzdeki sene turnuvada mutlaka bir araya geliriz diye düşünüyorum tekrar. Senin eklemek istediğin bir şey var. Bu arada son olarak eklemek istediğim bir şey var. Hilal Trans'a gelene kadar biliyorsunuz ki Gökbora takımı namağluptu. Evet. Hilal Trans bu namağlup seriyi bozdu. Ama gerçekten hak ettiler. Çok gerçekten inandılar, bizden daha iyi çalışmışlar. Böyle bir durum. Teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir final oynadık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi dilerseniz hem üçüncülük maçının hem de final maçının gollerini, önemli pozisyonlarını arka arkaya izleyelim. Ondan sonra da veda edelim izleyicilerimize. We'll be right back.
Evet, maçlarımızı izlemiş olduk arkadaşlar. Bu turnuvada tabii olmazsa olmaz bir de kral çıkması gerekiyor. Aspirant Repo'dan değerli kardeşimiz Serkan Koç turnuvamızın 12 golle gol kralı oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz. Dolayısıyla da önümüzdeki turnuvaya da daha iyi hazırlanacağını, daha bol gol atacağını bekliyoruz. Tabii Mustafa'nın da böyle bir beklentisi vardı. Uğur Bey ama Mustafa Evet. yetişemedi çünkü Serkan ilk maçlarda hakikaten çok fazla gol attı Aspirant Repo'da. Onun için ara bir türlü kapanamadı. Bir dahaki turnuvaya kaldı inşallah. Evet Mustafa evet. gol krallığı Mustafa da beklentisi. istiyordu ama Serkan Bey maşallah yani 12 gol kolay kolay da yakalanabilecek bir sayı değil. Denedik ama olmadı. Tebrik ediyorum gerçekten Serkan Bey'i. 12 gol atmak kolay da değil. Evet. Sen bir şey söylüyordun abi. Serkan Koç herhalde ilk maçta çözdü olayı, Tabii bitirdi yani. tabii. Daha İlk maçta turnuvanın ilk 6 gol falan haftasında vardı. oradan bitirdi zaten yani. Finale kalan birçok takım olmasına rağmen Doğru. kimse yetişemedi. Ben genel anlamda baktığım zaman konuşmalara filan amacına uygun bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Bu dostluklar zaten kaynaşmak üzerineydi. Orada sohbet, muhabbet, bir aile ortamı, yeni insanlar tanıdık camiamızdan. Bunun sonuç verdiğini görmek şahsen komite olarak beni mutlu etti. Bilmiyorum, organizasyon sahibi olarak düşüncede zaten buydu Erdem abi, sizin de Tabii en tabii başta yani konuştuğumuz. bizim bunu sektörde bir marka haline getirmek istiyoruz biz bu turnuvayı. Yani her sene otomatik olarak aynı tarihler. Şimdi geçen seneyle bu sene arasında tarihlerde bir sarkma oldu. Çünkü denedik hangi tarihte daha verimli oluyor gibi. Geçen sene Eylül'de başladık. Bu sene işte Şubat'ta başlayıp buraya kadar bitirmeyi planlıyorduk. Sizinki yetişti ama gümrükçülerinki yani gümrükçülerinki yetişmedi. Dolayısıyla aynı zamanlarda tekrar eden otomatik bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Belki şey olursa, mümkün olursa bunu bir lig haline getirmek gibi bir düşüncemiz var. Yani son itibariyle bir sektörü işte Uğur Bey'in de söylediği gibi gerçekten sektörü bir araya getiren, biz bunu geçen seneki Gümrüğe Gönül Verenler Dostluk Turnuvası'nda çok yaşadık. Uzun süre görüşmeyen arkadaşlar, sektörde birbiriyle telefonla iş yapan ama birbirini hiç görmemiş insanlar. Yani herkes bu ailenin insanı. Dolayısıyla bizim tek dikkat ettiğimiz şey sektörün içinden insanlar oynasın. Yani gerisiyle tabii kurallar koyuyoruz ama çok da incelemiyoruz. Yani sektörün içinde olması bizim için kafi. Tabii şey olmaması lazım yani haksız rekabet yaratacak derecede başka bir konu olmaması lazım işin içinde. Onun için hedeflediğimiz yere vardı diye düşünüyorum Hakan Hocam. Önümüzdeki sezon içinde zaten çalışmalarımıza Evet. başladık. Evet. Kuralları tekrardan gözden geçiriyoruz. Dediğiniz gibi belki bir karışım yapıp hem antrepo hem gümrük kısmını birleştirip bir lig usulü de olabilir. O daha da güzel olur. Yani camianın her kesimi kaynaşmış olur. Ama antropocular olarak güzel bir finalle tamamladık. İki takım da dostane fair play. Üçüncülük, dördüncülük maçı da aynı şekilde dostluk maçı havasında geçti yani. Bizi en çok mutlu eden buydu. Dışarıda herkes birbiriyle kol kola, el ele, sarmaş dolaş. Ben bunun için tüm takımlarımıza, buraya kadar gelen, turnuvaya katılan herkes ayrı ayrı bu turnuvaya renk kattığını düşünüyorum. Hepsini A'dan Z'ye, hem yöneticilerine hem takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyoruz. Bizim Gümrük TV olarak amacımız zaten hani sektörde başka bir renk yaratmaktı. Bugüne kadarki turnuva organizasyonlarının dışında yaptığımız faaliyetler de böyleydi. Tek üzüldüğümüz nokta mesela biz kadın arkadaşlarımızı da katmak istiyoruz bir şekilde. Ama başka organizasyonlarda hani kadınları bir harekete geçiremedik. Dolayısıyla belki ilerleyen dönemlerde öyle şeyler de olur. Yani kadınlara özel organizasyonlar yapmak gibi bir şey fikrimiz yoktu ama hani belki öyle bir izole ortam istenebilir. Olabilir. Oraya kadar var yani iş. Bu futbol turnuvalarında da biz kadın erkek oynatılamaz diye bir şey demiyoruz. Yani kadın oyuncular da oynatılabilir. Hiç öyle bir ayrımımız yok. Onun için hani nasıl mesleki yaşamımızda kadın erkek birlikte omuz omuza çalışıyorsak bu tip eğlence organizasyonlarında da birlikte görev alabiliriz diye düşünüyorum. Gökçen bir şey söyleyeceğim galiba. Saati gösteriyor. Tamam. Peki kapatıyoruz. Bir şey diyor musunuz arkadaşlar? Herkese Teşekkür hayırlı ediyorum. bayramlar diliyoruz. Evet, hayırlı bayramlar diliyoruz Uğur Beyciğim. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum. Selamlar Arkadaşların söylüyorum. hepsine selamlar söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi Hoşça kalın. bayramlar. Değerli Gümrük TV izleyenleri, şampiyonluğun belli olduğu son haftanın değerlendirmesini yaptığımız turnuva özel programından herkese hayırlı haftalar, hayırlı bayramlar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. We'll be right back.
Furkan. Furkan verdi pasını sağa. Furkan iki oyuncu arasında kaldı. Mustafa da kaldı. Mustafa Gökçe! Mustafa Gökçe'nin golüyle Hilal Tiraz kayıp zamanda skoru 2-0 yaptı. Ve maçın son düdüğü geldi. Antep Hocalar Futbol Turnuvası'nda Hilal Tiraz rakibi Gökbora Lojistik 2-0 mağlup etti. Şampiyon Hilal Tiraz.